Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir içli köfte tarifi vereceğim ki isterseniz kızartarak kullanın, isterseniz haşlayarak, isterseniz dondurucuya atıp ondan sonra çıkartarak kullanın. Hiçbir şekilde çatlama patlama yapmaz, dağılmaz ve öyle güzel bir hamuru var ki ben içli köfte yapamam diyenler bile kolaylıkla şekil verecek arkadaşlar. Sözü çok fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Öncelikle kıymalı harcımızı hazırlayacağız. Bunun için 4-5 tane iri kuru soğana ihtiyacımız var. Küp küp doğruyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağı ve yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ tencereye alıyorum. Burada sıvı yağ mümkünse biraz daha az kullanın arkadaşlar. Çünkü İçli köftemizi hazırlarken yağ içerisinden çıkmaya çalışırsa, özellikle sıvı yağda oluşuyor bu, İçli köftelerimiz çatlama yapacaktır. Tencereme sıvı yağ, tereyağı, kuru soğanı aldım. Soğanların çabucak pişmesi için içerisine bir çorba kaşığı tuz ekledim. 700 gram kadar kıymamı da üzerine ekliyorum ve güzelce kavuruyorum. Burada önce soğanı kavurmamın sebebi, kıymalarımın tane tane değil de böyle bir bütün halinde biraz daha sulu, biraz daha lezzetli olmasını sağlamak. Dilerseniz standart içli köfte tarifiyle önce kıymayı sonra soğanı kavurabilirsiniz. 2 çorba kaşığı domates salçasını ekliyorum. Salçam kavrulana kadar hafifçe pişiriyorum. Burada yarım tatlı kaşığına yakın kimyon ekledim. Kimyon lezzetini ben çok yakıştırıyorum içli köfteyle. Biraz taze karabiber öğütüyorum. Acıyla arası iyi olan arkadaşlar pul biber ekleyebilirler. İçim tamamen pişip hazır olduktan sonra içerisine bir demet maydanoz ve bir çay bardağından biraz fazla iri dövülmüş ceviz ekliyorum ve altını kapatıp soğumaya alıyorum. Sıra içli köftemizin dışını hazırlamaya geldi. Burada 2 su bardağı çiğ köftelik diye satılan iyice ince olan ince bulgurlardan kullanıyorum. 1 su bardağı tahıl yarması ekleyeceğim ben. Yöresel bir üründür. Her yerde bulunamayabilir. Ama içli köfteyi daha güzel tutuyor gerçekten. Mümkünse bulabiliyorsanız 1 su bardağı tahıl yarması. Şayet bulamıyorsanız yarım su bardağı ince bulgur ve yarım su bardağı irmik olarak bunu kullanabilirsiniz. 1 su bardağı da irmik ekliyorum içime. Şöyle bir karıştırıyorum. Hepsinin birbirine karışması için. Ve 3 su bardağı ılık su ile ıslatıyorum. Burada suyumuzun ılık olması çok önemli. Soğuk su kullanırsanız bulgurlarınız şişmez. Çok sıcak su kullanırsanız da bulgurlar hamur kıvamına gelir ve şekil verirken sizi çok zorlar. Suyunu ekledikten sonra şöyle bir suyun tamamına erişmesi için hafifçe bir karıştırıyorum ve şişene kadar bekliyorum. Bulgurlarım şiştikten sonra 1 çorba kaşığı tuz, yine 1 çay kaşığı dolusu kimyon ekledim ben. Biraz pul biber ekliyorum. Pul biberi de çok fazla eklememeniz lazım. Kızartırken çatlamaya sebep olabilir. Acıyı çok seviyorsanız benim gibi bir miktarda acı toz biber ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı da salça ekledim. Ama genel olarak haşlama yapacaksanız salça kullanmamanızı tavsiye ederim. Ve hazırladığım bulgurlu harcın iyice kendini tutabilmesi için 4 kaşık da un ekliyorum. Bulgurlar tamamen taneliğini kaybedip hamur kıvamına gelene kadar güzelce yoğurmamız gerekiyor dış hamurumuzu. En önemli kısmı bu arkadaşlar. Ben makinede yoğurduğum için makinede yoğuranlara özellikle tavsiyemdir. Son dakikalarında yumurtasını eklemeleri. Şayet elde yoğuruyorsanız bu yumurtayı daha önceden de ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ama makinede yoğuranlar yumurtayı son anda eklesinler. Yoksa hamurun kıvamı çok yapışkan bir hal alıyor. Şekil vermesi zor oluyor. Hazırlamış olduğum dış hamurdan şöyle bir avuç kadar elime alıyorum. Önce yuvarlayıp sonra oval şekil veriyorum. Ve elimi de parmağımı da arada bir ıslata ıslata elimden geldiğince olabildiğince ince şekilde açmaya çalışıyorum içli köftemi. Burada özellikle dip kısma elinizle iyice bastırmanız çok önemli. Dip kısımlar genellikle kalın kalabiliyor arkadaşlar. Şöyle son bir kontrol yapıp gözüme kalın görünen yerlerini de incelttikten sonra içerisine kıymalı harcımı koyuyorum. Bol bol kıymalı harç kullanmaya dikkat edin burada. Şöyle neredeyse dışına taşacak kadar kıymalı harç kullanıp elimle hafifçe çevire çevire şekil veriyorum. Burada sizlerden özür diliyorum. Parmağımda bir tane soğan parçası kalmış. Ben onu görmemişim. Şöyle elimle en son uç kısmını hafifçe yapıştırıp son meşhur içli köfte şeklini vermek için çevire çevire uçlarını hafifçe sivriltiyorum. Ve içli köftemiz hazır. Farklı bir açıdan tekrar sizlere nasıl şekil verdiğimi göstermek istiyorum. Ellerimizi düzenli olarak ıslamamız burada çok önemli. Elimiz kuru olursa yapışacaktır ve çatlama yapacaktır daha şekil verirken. Elimizi çok bir anda hepsini birden ıslatırsak da yine hamuru cıvıklaştırmış oluruz ve yine çatlamasına sebep oluruz. Bu nedenle arada bir parmağımızı suya bandıra bandıra şekil verirken duruma göre hareket etmemiz gerekiyor. Şöyle son halini sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Ne kadar ince olduğunu görmenizi istiyorum. İçli köftemi dolduruyorum. Son kısımlara kıymanın fazla denk gelmemesine dikkat ediyorum çatlamaması için. Ve çevire çevire köftemi kapatıyorum. Bu verdiğim tariften benim yaptığım ölçülerle yaklaşık 60-65 tane civarında içli köfte çıkıyor. Bu tabii ki sizin hamuru ne kadar kalın aldığınıza, ne kadar ince yaptığınıza, ne kadar büyüklükte yaptığınıza göre değişiklik gösterecektir. Ortalama bir rakam söylemek için söylüyorum ben. Benim yaptığım şekliyle 65 tane içli köfte çıktı. Deneme amaçlı birkaç tane de ben limon sıkacağıyla şekil vermeye çalıştım. Fakat o şekilde çok kalın oldu. Beğenmedim. O yüzden sizlerle bunu hiç paylaşmaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Bu şekilde hazırladığım içli köfteleri tepsilere diziyorum. Tepsinin içerisinde donduruyorum. Daha sonra poşetleyip dondurucuya kaldırıyorum. Kızartmadan yaklaşık en az 2 saat önce dondurucudan çıkarıyorum. Hafif çözülmüş olursa yağınıza attığınız içli köfteler bir anda yağı soğutmayacaktır ve çatlamayacaktır. Bu şekilde dondurmuş olduğum köfteleri kızartıyorum. Haşlama yapacaksanız çözülmesini beklemenize gerek yok. Sadece dikkat etmeniz gereken haşlama suyuna bol tuz atıp iyice kaynarken içli köfteleri içerisine atmanız. Bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan tüm arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı, kanalıma ücretsiz abone olmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olabilmek için zil butonunu açmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere, hoşça kalın.